Şimdi efendim bakın, biraz önce ne dedik? Depremin altından kazdıkça bir yandaş çıkıyor. Kazdıkça bir yandaş çıkıyor. Daha depremin ilk günü müydü, ikinci günü müydü, neydi? Bu AKP Adana'da biliyorsunuz daha deprem olmuş sabah. Yani depremin sabah. Deprem 4.15'te falan olmuştu değil mi Burak? 4.15 yani 4.17 neyse o civarda olmuştu deprem. Ya aradan de ki 6 saat geçmiş sabahın 10'u. Bir fotoğraf karesi Adana'da depremde dışarısı çatlamış, yarılmış ve ya işi gücü bırakmış o firma ve ne yapmış? Hemen sıvacılarını oraya yollamış. Şimdi oraları sıyacak, tekrar satacak. O yarıkları sıvayla kapatacak, kamufle edecek, sağlam binaymış gibi satacak. Bakın. Peki kim bu binanın sahibi? Bu binanın sahibinin kızı AKP MKYK üyesiydi. Dizmanlar Grup. Değil mi? Hazal Hanım AKP'nin MKYK üyesiydi. Kadınlar Grup. Şimdi Hatay'da da böyle bir şeyimiz var. Yandaş yani AKP'den sonra jet hızıyla büyümüş ve adeta bu deprem döneminin yıkılan, çöken insanlarımıza, vatandaşlarımıza canlı canlı mezar olmasına sebebiyet veren bu müteahhitlerin, bu yapıların adeta sembolü olan bir yapı var biliyorsunuz. Rönesans Rezidans. Evet. Şimdi bu Rönesans rezidansta efendim 250 konut çöktü. 250 konut. Değil mi? Neydi bu? Müteahhitin adı da Mehmet. Hemen bir hatırlatır mısın? Mehmet. Mehmet Yaşar Coşkun. Mehmet Yaşar Coşkun. Şimdi efendim bu Mehmet Yaşar Coşkun öyle bir PR'la, öyle bir tanıtımla buraları satmış ki bu Rönesans Rezidansı efendim işte depreme şöyle dayanıklı, şöyle ultra lüks, böyle süper, şöyle uçuyor, böyle kaçıyor evler satılmış. Sonra 250 konut çöktü, yüzlerce insan altında can verdi. Şimdi bakın görüyorsunuz ekranda şu anda kendisini. Şimdi bu Mehmet Yaşar Coşkun mimar. Mimar. Kendisi de kaçarken İstanbul'da gözaltına alındı. Binalar çöktü, insanlar öldü. Kendisi İstanbul'a gitti. İstanbul'dan yurt dışına çıkmak üzere paraları falan da almış yanına. Orada gözaltına aldılar. Kendisi mimar ama sıradan bir mimar değil. Mehmet Yaşar Coşkun sıradan bir mimar değil. Zira Mehmet Yaşar Coşkun uzun yıllar Hatay Mimarlar Odası başkanlığını yapan bir isim. Bu neden önemli? Bu şundan dolayı önemli efendim. Şimdi yasaya göre 139 ayrı bağımsız parçadan oluşan projelerde Mimarlar Odası'nda ÇED komisyonuna bu projenin, yapılacak projenin gitmesi, havale edilmesi ve bu ÇED raporunun orada onaylandıktan sonra bu işe, bu projenin onayı aldıktan sonra ancak işin başlayabilmesi gerekiyor. Peki, Mehmet Yaşar Coşkun kendisi, haberimizi açarsanız hemen görebilirsiniz, 239 bağımsız bölümden oluşuyor bu. Rönesans projesi, Rönesans Rezidans projesi. Dolayısıyla yasa gereği bir ÇED raporu alınması gerekiyor. Şu anda ekranda size Burak'ın gösterdiği belgeler ne? Bunlar efendim kendisi Mimarlar Odası Başkanlığı döneminde Mehmet Yaşar Coşkun yasa gereği dediğim üzere ÇED komisyonuna gönderip bu oradan onay alması gerekirken kendine kıyak yapıyor efendim. Hop onaysız biçimde yani o onay olmadan tak 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 imzaları atıyorlar. Projenin ÇED onayı falan olmadan
proje dikiliyor. Karşımıza çıkıyor işte bu Rönesans Rezidans. Ondan sonra da bugün gelinen tabloda depremde yerle bir oluyor ve insanlarımıza mezar oluyor. Ve bu insan yıllarca kardeşiyle beraber Hatay'da işte şöyle müthiş projeler yapıyoruz, böyle müthiş projeler yapıyoruz. Tabii maddi gücü de eline almasıyla birlikte yıllarca Hatay'da Mimarlar Odası Başkanı olarak pek çok konuda beyanatlar veriyor. İşte şehir, imar, planlama bu konularda efendim bu beyefendiye mikrofonu uzatılıyor Mimarlar Odası Başkanı olarak. Bu beyefendi işte tabii Mimarlar Odası Başkanı kime soracaksınız yani? Ama kendisi asıl büyük vurgunu yapmış. Kendisi projesi ÇED onayına tabi olması gerekirken, ÇED onayı alması gerekirken oradan hop ÇED onayı alacak, verecek komisyona projeyi göndermeden altına imzayı atmış geçmiş. Bu memlekette diyoruz ya, işte niye? Çünkü şuna güveniyor. Biraz önce de bahsettim. Bakın bu bahsettiğimiz müteahhitlerin pek çoğu tıpkı Mehmet Yaşar, Coşkun gibi pek çoğu bu AKP'ye yakın müteahhitler. Bu AKP başka nerelere müdahale etti? Siyasetin dışında her yere müdahale etti. Bunların içerisinde işte bu mimar odalarından tutun esnaf odalarına kadar pek çok STK, işte oda vesaire de var. Şimdi dolayısıyla bu başkanlar da artık bir siyasi ilişki kurmaya başladılar. Dolayısıyla ben yaparsam arkamda nasıl olsa iktidar var zihniyetiyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla da hop ÇED raporumu boş ver. Ben nasıl olsa başkanım, imzala geç gitsin. Ne oldu bugün? 250 konut arkadaşlar. 250 konut. Tuzla buz. İnsanlarımız yok. Bu beyefendi o insanlar o enkazların altında. Belki hala yaşayanlar var idiyse hayata tutunma mücadelesi verirken, hayatta kalır mıyım diye düşünürken bu beyefendi yanına paraları, pulları alıp, euroları, dolarları alıp yurt dışına Kıbrıs'a kaçmayı düşünüyordu. Ya bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Bu memleketle zorunuz ne kardeşim ya? Bu memleketin vatandaşından alıp veremediğiniz ne ya? Gerçekten çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Bakın işte görüyorsunuz. Ekrana veriyor şu anda Burak. Burası koskoca bir rezidanstı. Böyle dediğim gibi büyük PR çalışmalarıyla duyurulmuştu Hatay'da. Hatay'ın parlayan yıldızı. Depreme bu kadar dayanıklı. Şu kadar kat, bu kadar ultra lüks daire. Yeni yaşam alanınız. Falan. Çocuklarınız burada büyümeli. Ver daireyi 3 milyona, 5 milyona. Netice bu. Niye? ÇED raporunu, çünkü kendi başkanlığı döneminde ÇED raporunu almamış. Çakmış imzayı geçmiş. Evet, Haber Alternatif'in Türkiye'ye duyurduğu bir başka özel haberdi bu da. Efendim, siyasilerden de tabii bugün yine çeşitli haberler vardı. Günün ilk saatlerinde